Merhaba Berenes, bugün kulaktan düşürmenizin imkansız olduğu bir kulaklığın incelemesiyle birlikteyiz. Her türlü sporu veya hareketi yaparken kulağınızdan düşmeyecek bir tasarım bulunuyor bu kulaklığın. 1,5 metre derinliğe kadar da 30 dakika boyunca suya daldırmaya dayanıklı ve 50 saat boyunca kullanım süresi mevcut. Evet, bugün JBL Indrum Speak 3 model tam kablosuz kulaklığı inceleyeceğiz. İngilizce ismiyle de dayanıklılığın zirvesi ismi konmuş bu kulaklığa. Bakalım ne gibi bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet, kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özellikleri belirtilmiş. Kutu içerisinde iki farklı boyda kulak silikonu, kullanım kitapçıkları, JBL kulaklıklardan alışkın olduğumuz turuncu renk, Type-C şarj kablosu ve kulaklığın kutusunun kendisi geliyor. Şöyle görebildiğiniz gibi kutuyu ilk olarak elimize aldığımız zaman tombul bir kutusu mevcut. Yani bu tarz sporcu kulaklıklarında kutu çoğunlukla böyle büyük oluyor. Yani bu da aslına bakarsanız onlara kıyasla hatta bir miktar küçük bile denebilir. Şöyle önünde bir led bulunuyor. Bu led kırmızı yandığı zaman kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Kulakları içerisinde koymayı unutmuşuz. Bu arada şöyle yaklaştırdığınız zaman gördüğünüz gibi tık diye oturuyor kulaklıklar. Alışana kadar içerisine bırakırken karıştırabilirsiniz benim gibi. Arka kısmında Type-C bir şarj girişi mevcut. Genellikle burada spor çantasında taşınacağı için çok bir problem olmayacaktır. Onun haricinde böyle cepte taşımak için epey büyük bir kutu diyebilirim. Kulaklıkların şöyle kendilerine de gelecek olursak tam olarak kancalı bir tasarımdalar ve kulağın tam olarak üst kısmından geçiyorlar ve kulaktan düşmeyen bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak şu JBL logosunun şu kısmında dokunmatik alanlar bulunuyor. Ancak böyle tam dokunmatik değil, hafif böyle bir pıt pıt diye vurmanız gerekiyor. Şöyle görebildiğiniz gibi güçlü kulak halkası olarak İngilizce olarak belirtilmiş. Yine şurada gördüğünüz gibi bir açma kapama butonu mevcut. Burası basılmıyor. Burada şöyle bir ilginç özellik bulunuyor. Normal bir tam kablosuz kulaklığı kutudan çıkardığım zaman telefonla eşleşmesi gerekiyordu. Ancak gördüğünüz gibi bu şu an açılmadı halen daha. Çünkü şu kısımda bir mıknatıs bulunuyor. Bu şekilde buradan kaldırdığınız zaman bakın şu an şuradaki ışıktan kulaklık açıldığını göreceğiz. Evet, şu an kulaklık açıldı. Şu an bağlandı. Bu kısmı tekrar buraya yapıştırdığınız zaman kulaklık kapanıyor. Yani bu güzel düşünülmüş bir detay. Ekstra olarak yine kutuya koyduğunuz zaman da kapanıyor kulaklık. Böyle bir durum mevcut. Şu kısımdan silikonları çıkartıp değiştirebilirsiniz ki şu silikon da değişiyor. Yani ileride eğer değiştirmek isterseniz bu silikonu da buradan çıkartabiliyorsunuz. Bunların yedekleri gelmemiş. Şu an bunun iç kısmına baktığım zaman small yazdığını görüyorum. Ancak bunun yedekleri veya farklı boyları kutu içerisinde dahil değildi. Tam olarak şu kısım ergonomik yapıda ve silikonda olduğu için yani kulakta sağlam duruyor. Yine kulaklıklarda şu kısımlarda şarj kısımları ve şu kısımda ve şu kısımda olmak üzere 2 adet de mikrofon konumlandırılmış. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Soru karşı dayanıklılık seviyesi IP68 bu kulaklığın. Yani 1,5 metre boyunca derinliğe 30 dakika boyunca dayanabiliyor kulaklık. Tatlı ve tuzlu su olarak belirtilmiş kendi sitesinde de. Yine hızlı şarj özelliği de mevcut. 10 dakika beklettiğiniz zaman 1 saat kullanım süresi vaat edebilecek bir hızlı şarj oluyor. Tek kullanımda 10 saat 5,5 saat boyunca konuşma süresi. Kutuyla birlikte toplamda da 50 saat boyunca kullanım süresi vaat ediyor kulaklık. Son ses seviyesine alarak kulakla bir test gerçekleştirdiğim zaman 8 saat 13 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi. Bluetooth 5.2 ile birlikte spor salonunda bu kulaklığı test ettiğim zaman yaklaşık olarak 20 metreye kadar uzaklaştım ve bağlantı kopmadı. Yani bağlantı çekim performansı açısından iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Yine bu kulaklıkta kızıl ötesi algılama özelliği mevcut değil ve çift cihaz desteği bulunmuyor. Yalıtım ve konfor açısından ilk olarak ben kulağıma taktığım zaman uzun saatler boyunca kullanırsam eğer ağrı oluşturabilir diye bir öngörüm vardı. Ancak yaklaşık olarak bir 35-40 dakikalık bir spor egzersizi gerçekleştirdim kulaklıkla. Herhangi bir şekilde bir ağrı oluşturmadı. Burada konfor açısından konforlu denebilir. Yani şu şekilde direkt taktığınız zaman gerçekten her türlü sporu yaparken kulağınızdan düşmeyecek bir tasarım bulunuyor. Yani şu kısımda 3 kısımda olduğu için hiçbir kulaklık benim kulağımda durmuyor diyorsanız bu kulaklık o kulaklıklardan değil diyebilirim. Yani şöyle gördüğünüz gibi kulaklık çok sağlam bir şekilde kulağınızda duruyor. Çevre sesleri de bu arada normal bir uzun tipte olan kulaklık kadar kesiyor. Yani şu kısmı bu arada takarken de şöyle ayırdıktan sonra bu tarafa doğru şöyle ittirip kulağın tam olarak şu kısmına ittirip şöyle döndürdüğünüz zaman tık diye oturuyor kulaklık. Bu arada kulaklığın yalıtım performansı ile alakalı internette de ben bazı olumsuz yorumlar gördüm. Onu da test etmek istiyorum. Ben spor salonunda test ettiğim için de spor salonunda da çok müzik olduğu için açıkçası o konuda çok bir şikayetim olmadı. Şu an son ses seviyesinde. Buradaki mikrofondan bakalım.
Evet, bu şekilde bir yalıtım performansı mevcut. Bu arada bu kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme özelliği mevcut değil. Ancak bu kulaklığa transparan not özelliği eklemişler. Bu arada dokunmatikleri de böyle tam dokunmatik gibi değil, basmatik gibi. İki kere bastığınız zaman ambiyans moduna geçiyor. Bir kere bastığınız zaman talk through moduna geçiyor. Talk through modunda biraz daha konuşma kısmına odaklanıyor. Ambiyans modunda ise çevre sesleri olduğu gibi size veriyor. Özellikle dışarıda yürüyüş yaparken veya spor yaparken çevre sesleri duymak ve tehlikelere maruz kalmamak istiyorsanız bu mod oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Yani çevre sesleri mikrofonları ters bir şekilde çalışarak size kulaklık veriyor. Hani o açıdan iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Spor salonunda yanınıza birisi geldiği zaman, çünkü çıkartıp takmak sürekli bu kulaklıkları diğer modeller gibi kolay değil. Bir miktar daha zahmetli. Yani bu talk through modunun olması güzel olmuş. Bu arada kulaklığın uygulamasına da gelelim ve diğer kontrol özelliklerine de bakalım. JBL headphone uygulaması ile birlikte kontrol ediyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman şöyle görebildiğiniz gibi şurada kontrol kısımları bulunuyor. Burada kontrol kısımlarını özelleştiremiyorsunuz. Bunları özelleştirebilsek güzel olurdu. Burada örneğin işte ambiyans kontrol paketimi, ses yüksekliği paketimi veya ileri geri müzik kontrol paketimi, burada paket paket değiştirebiliyorsunuz. Şunların içerisini tek tek değiştiremiyorsunuz. Şu an bu moddaydı. Gördüğünüz gibi tek basmada ambiyans modu, iki basmada talk through ve burada arama, yanıtlama, reddetme yapabiliyorsunuz. Sağ kulaklıkta ise önceki şarkı, sonraki şarkı ve durdurma kısmı mevcut. Yani kontrollerine alıştıktan sonra rahat bir şekilde diğer modeller gibi hafif dokunmatik değil, şöyle hafiften dolayı şöyle tık tık diye vurmanız gerekiyor. O açıdan bence daha iyi olmuş. Yani yanlış basmaların da önüne geçiyorsunuz. Uygulamasına devam edelim. Şurada gördüğünüz gibi burada elle de değiştirebiliyorsunuz uygulaması üzerinden. Yine şurada bir equalizer modu mevcut. Kendiniz burada ekstra daha detaylı bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz da equalizer'ını. Yani equalizer'ları gayet başarılı, hazır olanlar da mevcut. Yine alt kısmında burada yan ses ton özelliği mevcut. Bunu açtığınız zaman siz konuşurken kulaklık kendi sesinizi de duymanızı sağlıyor. Bu da bence açık kalması gereken bir özellik. Yani bağıra bağıra konuşmamanızı sağlıyor. Video modu ve müzik modu bulunuyor. Gecikme süresini bir miktar daha azaltıyor. Yani video izlerken bu modu alabilirsiniz. Burada yine sağ sol kulaklığın, eğer işitme kaybınız varsa, ses yükseklik ayarını değiştirebiliyorsunuz. Bir taraf daha az gelsin, bir taraf daha çok gelsin gibi. Burada İngilizce prompter'ı değiştirebiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması bu şekilde, kontrollerini özelleştirebilsek güzel olurdu. Burada yine sağ ve sol kulaklığın şarjını görebiliyoruz. Şeyi denememiştim, bakalım kutunun şarjını gösterecek mi içerisine bıraktığımız zaman. Ama kapandığı için onun da kulaklıklar gösteremiyor. Yani uygulaması üzerinden kutunun şarjını göremiyoruz. Onu da görsek güzel olurdu. Evet, merak edilen kulaklığın ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 10 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Son sesi yüksek, yani bir sporcu kulaklığı olduğu için de sizi spor yaparken motive edebilecek bir yükseklik sunuyor kulaklık. Güçlü bir sesi var, dinamik. Yine uygulaması üzerinden istediğiniz gibi equalizer seçenekleri mevcut. Oradan kendi müzik zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Kulaklığın bas performansı çok böyle baskın ve üstte değil, ancak tam olması gerektiği kadar ve vurucu bir bas performansı bulunuyor. Tiz ve vokal sesler net olarak hissedilebiliyor. Yani net bir sesi var. Sahnesi yeterli genişlikte. Fiyatı bir tık yüksek bu kulaklığın. Yani fiyatına göre belki ses kalitesi olarak daha iyi modeller vardır. Ama bu kulaklık dinamik ve JBL ses karakterini yansıtan hafif sıcak enstrüman ayrımı ve ses çözünürlüğü olarak, yani spor yaparken keyif alabileceğiniz bir ses kalitesi sunuyor. Evet, şu an sesimi GoPro'nun mikrofonlarından duyuyorsunuz. Çevredeki gürültüyü görüyorsunuz, şu an spor salonundayım. Evet, şimdi ise kulaklığın mikrofonlarına geçtim. Kulaklıkla spor salonunda bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şöyle görebildiğiniz gibi kulaklıklar kulağımda takıldı ve kulaklığı gerçek kendi ortamında müzik çalan bir spor salonunda test ediyoruz. Bakalım sesimizi karşıya nasıl iletiyor. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi, benim videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi ben sporumu bitireyim ve eve doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi kulaklığın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yol kenarında bir yürüyüş yaparken telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek kulaklık. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Mutlaka katılmanızı rica ederim.
Kulakla mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu da yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon performansı olarak beni şaşırttığını söyleyebilirim. Özellikle gürültülü spor salonu ortamda çift mikrofonu ile birlikte rahat bir şekilde görüşmemi yapabildim. Yine normal dışarıda yürüyüş yaparken de çok daha rahat bir şekilde görüşmelerinizi bu model üzerinden yapabilirsiniz. Çevre gürültüleri çok iyi bir şekilde engelleyemese de daha net ve doğal bir şekilde sesinizi karşı tarafa aktarabiliyor kulaklık. Evet, gecikme kısmına geldiğimiz zaman milisaniye açısından test yaptığım zaman video modunda 294 milisaniye, müzik modunda da 464 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Özellikle rekabetçi tarzda oyunlar oynamıyorsanız, yani o oyunlar haricinde gecikme açısından herhangi bir şikayetiniz olmayacaktır. Günlük kullanımda uzak ile görüntü arasında da herhangi bir problem yok. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak kulaklığın fiyatı çok uygun değil, ancak özel bir kulaklık bu. Yani özellikle spor yapan kişiler hedefleniyor ve o açıdan da kulakta benim de bu zamana kadar test ettiğim en sağlam model olduğu diyebilirim. Hani burada belki bir aktif gürültü engelleme özelliği eklenebilirdi. Suya karşı tam dayanıklı olması, güçlü ve motive edici ses kalitesi, uzun kullanım süresi ve başarılı mikrofonu ile beğenimi kazanan bir model oldu. Siz kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.